Ben şimdi Samet'in flütünü bıraktım. Eğer hala like atmadıysanız Samet abinin bu flütüne şöyle hızlıdan bir RT çakın. Ben de tekrar bir RT çakayım sizlerle birlikte. Ve oyunun da linkini bırakıyorum şimdi. Öncelikle dostlar, Ronin Wallet'ı kuracağız. Herkes buradaysa önce bir Ronin Wallet'ı kuralım. Ben yayında birlikte yaparız diye hiçbir şey kurmadım, yapmadım. Sadece biraz oyuna baktım. Herkes okeyse şimdi piksel oyununa geçiş yapıyoruz chat. Linkleri de attım chat'e. Yetmiyor hocam. 200 de yetmiyor diyenler var chat'te. Okey, o zaman ben yayının dakikasını not alayım hızlıca.41. Şöyle dakikadayız. aynen 41 notu aldım. Ronin Wallet'ı kurmakla başlıyorum dostlar. Chrome üzerinden. Brave'e ekle diyorum ve uzantı ekle diyerek Ronin'i kuruyorum dostlar öncelikle. Şöyle Ronin geldi. Your digital password diyor. Şimdi ben sağda hemen cüzdanımı kuracağım. Şurada direkt doğrulamalar var. Allow tracking falan fistan. Bunları giriyoruz. Aa, Google ile bağlanabiliyormuş kolayca. Okey, ben sağ tarafta hemen hızlıca Google ile bağlanayım. Ben Google ile olacağım. Siz farklı seçenekler deneyebilirsiniz. Benim kolayıma geldiği için Google ile bağlanıyorum dostlar. Dün Google ile bağlanma kapalıydı. Bir dene yine ama. Tamam abi, bu bakayım. Olmazsa eski usul yapacağız. Arkadaşlar gözümü korkutmayın. Görevleri yapacağız şimdi hep birlikte. Durun, sakin olun. Halledeceğiz. Evet, Google ile katılım hala kapalı abi. Mail ile katılacağım. Why not görevi zor? Onun dışındakiler 30 dakika bile sormuyor zaten demişler. Q kare bitiş süresi var mı demiş. Bitiş süresi var mı görevlerin Samet abi? Bu ayın sonuna kadar diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Bitiş süresi yok da havuz var, kazanabilecek havuz. O havuz bittiği zaman görevler de bitmiş olacak. Oo. Görevin Yani son atıyorum tarihinden de daha kötü. dağıtılacak 100 bin realm point varsa 100 bine ulaştığında bitecek, süre yok. Ama yavaş gidiyor bayağı çünkü uzun yani görevler. Google ile de bağlanamıyorum ben. Normal seed ile üret bir tane ya. Okey, eski usul devam. Ay, siteyi kapattım yanlışlıkla, tüh. Tekrar üreteyim hemen şurada. Ronin neredeydim? Bu arada chat, siz de kuruyorsunuzdur umarım bu wallet'ı. Yani kurma aşaması bile bu kadar zorsa bunun, ben oyunu düşünemiyorum yani, bayağı uğraştırdı beni. Reveal copy. Why not görevini yapıyorum abi. Bir soru sormuş da yapıyorum da daha uzun süreceği için yakın değil yani, bitmez. Niye o kadar uzun sürüyor ki? Zor bir görev. Hmm. Girince anlatırız zaten, bekle bak. Gelince göreceksin diyorsun. Tamam, cüzdanımı oluşturdum şimdi. Ronin Wallet'ım geldi. Ne yapıyoruz şimdi abi? Oyuna cüzdanla bağlan diyorum herhalde. Connect with Ronin'le. Doğru muyum? Doğrusun. Bağlan bakalım. Reload atıyorum bir. Görmedi cüzdanı. Yani Haydi. Ctrl F5 yapsana. Daha yeni Aynen, kliniğe. gördü. Create new account diyorum. Aynen. İmza veriyorsun işte. Aynen. Oh, süper. Bana zenci verdi, bu değiştiremiyor muyum ben bunu? Biraz olmaya gerek yok. İçeride değiştirirsin. Devam et.
Tamam. Hikaye anlatımını geçtim. Şimdi geldim buraya. Bak sağ üstte bir adam var. Gidip onunla konuşacaksın. Yürü. Şu abimiz mi? Ranger Bak değil. evet. Aynen oraya gideceksin. Yürü bakayım buraya. Konuş. Tamam. Yayında 165 kişi var bu arada beyler. Bu işkence için özür dilerim. Pek iyi değilim oyunlarda. İyisin iyi devam. Tamam. The Box Gallery verdi bana. Box Gallery diye bir quest vardı. Bak sağ üstte bir tane kağıt var gördün mü? Gördüm. Sağ üstte. Tıkladım. İtaz, nereye girdin görmedik diyenler var. Bir aşağıdan çıkıp tekrar girsene. Aşağıdan aşağıya. Hayır. Close de. Nereden? Buraya aslında ışınlıyor. Buraya bir yerden Tamam, girmedin. bir tamam okey. Şuradan tık aşağıda bu adamın girdiği yer var ya. Hemen sol Aha, aşağıda. tamam. Sol aşağıda. Bak aşağıda, Çıktım. aşağıya. Hadi. Ben Sol size aşağıda. ekran vereyim. Yayın delali geliyor çünkü. Ekrandan Evet. bakın. Evet. Evet. Aynen. Çıktım bak. Buraya gireceğiz. Göster şimdi. Geri gir oraya. Eğer dışarıdaysanız buraya gireceksiniz. Girdim. Şehir merkezine bir git İsa. Sağa doğru. Daha doğrusu. Bir dakika. Tekrar çıktım dışarıya. Moka'ya girip bir şey yapıyor muyduk? Direkt oyuna girdik dedi birisi chat'ten. Yok, Yapmıyorduk. yapmana gerek yok. Sağ mı Yapmana gerek gidiyorum buradan? Fişkenin yok. oraya. Git havuza git bak. Havuzun olduğu yer merkez. Tamam. Bak or bir hafif sol üste gittiğinde orada harita var. Hafif sol üste git, sol üste. Bak harita var şurada sol. Ha, tamam. Bak gördün değil mi haritayı? Oraya bastığında her şeyin açıklaması yazıyor. Aa çok Burada işte tatlı. atıyorum Karen nerede diye aradığınız zaman buraya gelmeniz lazım ki bakın görün diye. Çok tatlıymış. Öyle sonra da şey az önce çıktığımız yere girebilirsin bence. Hızlı koşma yok mu ya? Çok minik minik koşuyorum. Yok. Tüh. Yani enerji içeceği içince hızlanıyor. O var yani. Mokaidi Buradaki top bağlanmayacak mı? Onu soranlar var. Mokaidi bağlanmayacak mı önce diye. bağlayacaksın. O zaman şeyden bağla dur. Onu Bak bağlamadık ya. sol tarafta sağdan ha in oradan aşağı bak yoldan ha. İn senin kesme oğlum bir yerlere in bir ya. İn in in. Tüm İn dikkati düz. dağılıyor. Abi çok güzel etraf bakıyorum. Hah geldim. Sağ taraf sağ taraf. Sağ aşağısı oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? Milleti kesmeye çalışıyorsun. Efendim kopyam. Halil oyundan banlanınca nasıl kaldı? Benim balta kesmiyordu şimdi bak. Az ara verin Altıları yetişmedim. Tamam burada bekliyoruz beyler. Ben sizin için ara veriyorum. Bunlar beni aceleye getiriyor. Hızlı hızlı yapacağız her şeyi diye. Karen'ın odada konuşuyorsun Karen'la. Daha sonra sobanın üzerine odun götürüyorsun taşıyarak. Sobayı yaktıktan sonra da orada bir şey pişiriyorsun. İkinci sıradaki şeyi. Ay, ay pişiriyor. Tamam, iki tane çubuk yaptım ben. Burada biraz bekleyelim mi? Adam İnsanlar gelsin. alır. Göreve bir bak bir daha. Görevde ne diyor? O yandaki adamla konuşacağım herhalde şu an. Ha Aynen tamam. konuşacağın adam sana bir şeyler öğretecek. O büyük olanla değil. O üstünde isim yazanla. Ha bu O değil. değil, o değil. Şu. Heh, aynen. Abi çok tatlı grafikler ya. Aşırı hoşuma gitti. Oyun çok iyi ya. Ben bunu var ya Bayağı gerçekten iyi. oynarım yani. Tamam şimdi ne oluyor? 8 stick Adam istiyor. sana bir şeyler demiştir. 8 stick diyor. Heh. 8 tane stick yapacağım. Yok ki o kadar. Topla bakalım. Yapacaksın yapacaksın işte. Yok da olacak. Yaparsan olur. Oho, her işi ben yapacaksam bu köyde muhtar olayım bir de abi. Oo, oyunu kim oynuyor kardeşim? Sen yapacaksın tabii. Bende 6 yazdı diyorlar.
8 Altı tane yazdı. lazım. 6 odun istiyor, az götürmeyin diyenler var. Beyler 6 odun istemiyor. Stick başı 3 tane odun alıyor. 8 tane istiyor. 24 tane odun lazım bize. Ona göre odun kesin yani. Ben burada denedim, bana odun kestirmediler. Kesebileceğin ağaçların üstünde X var. Her ağacı kesemiyorsun öyle. Aynen. X olanları kesiyorsunuz. Kırmızı X. Doğayı koruma falan güzelmiş. Şehir merkezini bitirme diye öyle yapmışlar. İstediğiniz kadar uzun. Ben bir de bunu 7 hesaptan kasacağım. Bu nedir ya? Kanka geçmiş olsun sana. Bacım sen onu unut ya. 7 hesap çok zor. Yetişmez yani. Sen ilk hesabını yapabilirsen şükret yani. Para vermeden 7 hesap bence imkansız yani. Abi imkansız tabii ki. Abi kusura bakmayın da kötü gibi oyun. Ucunda para olmasa bulaşmam bile. Valla Bilmiyorum, biraz ben keyif oyna. Ben bugün 8 saat oynadım. Valla hala oynayasım var. aldım. Koştur oğlum, koştur. Koş 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 koş. Biraz bir say bakayım kaç görev var orada şu anda. Sağ üstte. 6 oldu. 6 mı? O zaman Aha. 8 olacak. Aynen. Kızım dur kızım, senlik değil bu oyun. Bak orada bak bir tane kaz var kafası sallanan. Hah, gir oraya içeriye. Aa, bir dakika. Limon git şuradan. Limon ısırma. Abi oyunu bitti, kediyle uğraşıyoruz ya. Geldik, Ghost'la mı konuşacağız abi? Evet, konuşacağım. Şu Masaya abi bas, masaya. çok havalı. Önce Bununla da onunla konuşacağım. konuşabilirsin de. Konuşmanı da bir engelli. Bu abim çok beğendim ben. Gömleği yakıyor. Tıkladım masaya. Param yok. Adamın yanına doğru git biraz. Niye böyle oldu? Ghost'a tıkla, Ghost'a. Heh, Heh, tamam. tamam. Oyun şimdi başlıyor demişler beyler. Biz bir saattir ne Evet. yapıyoruz burada? Oyun harbi şimdi başlıyor. Bak şu üstteki görev var ya, onu yapmana gerek yok. Şu Vine'ın atı yaptığın zaman görevler bitecek. Ama çok zor bir görev. Tüm oyun mu bitiyor? Hayır, şey, puan kazanman gereken görevler bitiyor. İkinci görev sona eriyor, değil mi? Sanırım. Aynen. İkinci, O şey, kabörse ikinci ikinci görevi sona eriyor. 100 Tamam. puanı kazanabiliyorsun yani. O zaman şurada bir yerde biz Hoodies Community adasına Dur, da gitme gidelim. gitme 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 gitme. Bak sol altta bir tane şarap yapma yeri var. Tamam. Heh, oraya git. Sana ne gerekeceğini gösterecek şimdi. Yok, kadınla konuşma. Bak. 24 beri 10 tane mix, 3 tane honey yapıyor. Bundan 24'er tane lazım hepsinden. Çarpı 24. Çok para lazım yani. Aynen, çok çok para değil, aslında çok para değil de olur ama çok emek lazım. Tamam, halledeceğiz şimdi. Sen Kaç ne tane yapacaktın? stick yapacağız beyler? Marangoz oldum. 8 tane Marcos. Mehmet abi, adayı gösterelim mi istersen önce? Daha sonra görevlere Önce devam şeye edelim. gitmen lazım. Marketin olduğu yere git. Tamam. Şimdi hayat kurtaran bir taktik göreceksiniz dostlar. Burası önemli. Burayı dinleyin. Not alın gerekirse. Çok önemli. Geldim buraya. Neredeydi market abi? Sağ doğru. Sağ tarafta. Yani. Aa, cüce var. Gir artık ha. Gir markete. Cüce var diye. Sağ Halin dikkatli alma. tarafta. Sağ tarafta. Masaya tıkla. Azale değil. Tıkla. Bak orada. İn aşağıya biraz. Popberry Seeds var, gördün mü? Ondan hı. al mesela 20 tane. 10 al, 10 al, 10 al. Göstereceğiz zaten, 10 al. Okey. Şimdi çıkalım arsaya doğru ışınlanacağız. Evet, Foodisland'de var simbiyotik bir. Yukarı yürü hadi. Sola doğru git. Aşağıda kalıyor, gördün mü? Bak top. Aynen. Top. Yapar mısın? Aynen. Biraz Tamam. daha merkez çık. Buna mı Şimdi dostlar tıklıyorum? buraya kadar
buraya kadar geldiyseniz buradan Hoodie Island'ine geçeceğiz. 38.93. Go diyorum. Buradan go diyorsunuz ve ışınlanıyorsunuz. Evim be, vay be. Önce yukarıdan tabelaya tıkla isterseniz. Şey neydi? Ooo beyler herkes geldi. 93'ün üzerine tabelaya tıklayın. Oradaki bakın bookmark'ı işaretlediğiniz zaman artık hızlı ışınlanma şansına sahip olacaksınız buraya. Kapatalım şimdi burayı. Mesela hatta bunu sen bir göster. Sol taraftan sol üstteki seçeneklerden bir tovuna git. Evet oradan. Evet ona. Go to Terraville. Aynen. Tıkla. Bakın şu an tovundasınız ama o ışınlanma yerine gitmenize gerek kalmayacak artık. Tıkladığınız zaman oradan bookmark sekmesine tıkla. Sağda. En sağda. Ha. Oradan go dediğiniz zaman nerede olursanız olun direkt olarak köye ışınlanacaksınız. Gördüğünüz gibi. Bu çok büyük bir kolaylık bu arada. İşte ekip biçme işlemlerini burada yapacağız. Ekip biçmeyi yapalım İtas. Biraz evvel yapmıştık zaten gösteriyordu. Yine yapıyorum abi burada. Evet. Şimdi. Orada bir köy var uzaklarda. Şimdi bunları suluyorsunuz. Burada birisi ekerken diğerleri de ekebiliyor. O tarla herkeste sıfır görünüyor. Şimdi bekleyeceğiz bir dakika falan. Chat'e nasıl bir şey yazıyoruz? Sol aşağıda bak gördüğün şey var. Yazı işareti var. Aynen. Ulan Halil ya. Yeni başladım ya. Allah öyle nur hocam da burada. Ben de geleyim ya. Ben de oradaydım herhalde. Ha, yukarıdaydım. Hadi gelin ses alalım. Neredesiniz? O ekip kalabalık. Artı 90 okçu var mı diye. Mahsin yanmaz dur. Mahsin yanacak. Halil bak şimdi, onlar oldu artık topla onları. Çıkın Mahsin'imiz üzerinden beyler. Bak şu beni kopyalamış, ben senin tipini beğenmedim. Kimsin sen? Çık dışarı. Evet kayın var, kayın var dedim ya, kayıt olacak Okan. Şimdi bu sağ üstteki görevlerden biraz evvel şarap yapma görevi vardı ya. O görevlerde ne istiyordu bizden Hitas? Mesela şu üzümün üzerine gel aşağıda. İsmi neydi? Ha, popberry. Mesela bizden belli bir adet popberry istiyordu. Kaçtı hatırlamıyorum Samet, hatırlıyor musun? 24. Popberry'yi bu şekilde elde ediyorsunuz. Yani marketten gidip seed'ini alıp toprağa ekip topraktan da işte bu şekilde makas yardımıyla toplayıp popberry'yi bu şekilde elde ediyorsunuz. Diğer malzemeler ile alakalı bilgilendirme. Burada ağaç kesme yine ağaç kesme işiyle alakalı level atlamanızı sağlıyor. Bu da yeni chapter'ların açılmasını sağlıyor ki bu level olayı Mochaverse'ün 3. görevlerinde gerekecek. Totalde size 25 level atlamış oluyor. Bu ağaçları kesmek zorundasınız düzenli olarak. Bu da yapmanız gereken işlerden bir tanesi aslında. Halil enerjini bitirme ama şu an daha göstereceğiz. Yeter aynen. Enerji Halil, yavaş şu, mı ineniyor? Sağ taraftaki eve girelim. Bakın Kera'nın yanında yaptığımız cooking muhabbetini burada da ocak var, burada da yapabiliyorsunuz. Yani bu köyde aslında yapmak istediğiniz her şeyi neredeyse yapabiliyorsunuz. Yine ocağın üzerine odun bırakacaksın. Nereye gittin ya? Halil. Bu ne? Hocam geri dön. Geri dön hocam. Ne oldu abi? Nereye ışınlandık? Bilmiyorum ki. Portal açıldı. Okey, şimdi ocağın oraya git. Ocağa odun at. Şimdi sen alttakinden yap. Ha, yapamıyorum. Omlet yap. Evet, omlet yap mesela. Kalbini yediren annenin mutfağı. Beyler. Yakın mangalı yazmış birisi. Who this mangalı?
Hudis mangal etkinliği. Beyler ateşin etrafında oynaşmayın çok. İtas şu hemen sol tarafta biraz evvel bookmark'a işaretlediğimiz sekmenin altında bir yıldız var. Heh, oraya tıklar mısın? Bak şimdi burada arkadaşlar bu kısım bizi ikinci görevde değil ama Mochaverse'ün ve oyunun devamlılığında üçüncü görevlerde etkiliyor. Bakın üzerine geldiğiniz zaman yazıyor. Farming ile alakalı bir meslek var. Cooking. Farming dediğimiz bu ekip biçme olayı zaten. Cooking şu an ocakta yaptığınız tantana. Woodwork yine bu sehpa falan yapmıştık ya bakın yine bizim tarlanın hemen üstünde o sehpadan var. Yine yapacağınız kısım bu. İşte Granger şu anda hatırlamıyorum. Buna benzer görevler var. Baktığınız zaman farklı farklı meslekler, işçilikler var ve bunlarda yaptıkça seviye atlıyorsunuz. Exp kazanıyorsunuz. Burada totalde 25 seviye atlamış olmanızı istiyor. İsterseniz birinden 7, birinden 1 atlayın. Ama totalde 25 yapınca Mokaverse 3. görev tamamlanmış olacak. Onun için bunları sevseniz de sevmeseniz de bu görevleri sıklıkla yapmak zorundasınız. Burada dediğim gibi evin içerisinde cooking, dışında odun işleri, ağaç kesme, tarla ekip biçme, madencilik gibi görevlerin hepsi bu köyde var. Çok iyi. Bakalım istersen Tas. Şu an drill yapamıyorum abi. Şurada bir şey var. Silk Şimdi ben başka bir şeyden bahsedeyim. Şu marketten alma olayından bahsetmemi istiyor musunuz? beyler Bahset abi bence. Bahsedeyim mi? Yani şeyde ben bir gün içerisinde 3 görevde nasıl yaptığımı anlatayım isterseniz. Evet 38.93 Union. Şimdi şunu söyleyeyim. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ondan bahsedeyim. Yani içeriye para yüklemek, para harcamak zorunda değilsiniz. Fakat hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız neticede bu Realm Points ile alakalı, süreyle alakalı da bir tık sıkıntı var. Orada bir puan havuzu var. Dolayısıyla hem çok uğraşmak istemiyorsanız hem de hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız ben parayla yaptığım kısmı anlatabilirim isterseniz sizlere. abi istiyorsan anlat, videoda da bulunsun, hem yapmak isteyenler yapar. Okey. O zaman Kitas senden ricam dashboard kısmına geçebilir miyiz? Dashboard şurası mı abi? Yok pardon. Sağ üstte. Şimdi burada Ronin Wallet'ını aç. Ronin Wallet'ını. Sağ tekmeden. Aha, Ronin Wallet'ı aç. Bir giriş yap. Şimdi bak burada Ronin'in üzerine tıkladı pardon SLP var ya aşağıda. SLP evet. Oraya tıkladığınız zaman deposit dediğiniz zaman continue'da geri gel abi. Geri gel. Direkt Ronin Bolt'un adresini verelim ya. Bir. Bakın üstte Ronin ile başlayan bir cüzdan adresi var. Gördünüz mü? Bu adresin başından Ronin'i hatta istersen yan tarafa yapıştır. Ha, Ronin noktayı çıkart 0x yaz. Evet. Bu sizin cüzdan adresiniz. Ronin Wallet cüzdan adresiniz. Binance'ten SLP token alıp SLP token alıp Ronin ağı üzerinden bu cüzdan adresinize atacaksınız. Attıktan sonra gelen token'ı yine Ronin Wallet'ın içerisinde tekrardan dönüşe soruya. Swap diye bir sekme var gördün mü sağda. Sağ ortada. Buradan TLP'yi RON token'a dönüştürüyorsunuz. Bunları uygulamalı mı yapsaydık bilmiyorum ama TLP'yi RON token'a dönüştürüyorsunuz. Burada fee için RON'a ihtiyacınız yok. Free olarak yapabiliyorsunuz bunu. Daha sonra şu sol dashboard'daki sol kısımdan membership yazıyor bak membership. Membership'e geldiniz. Bakın en üstte birinci maddede here yazıyor. Here'a tıklıyoruz. Here. Evet. Buraya geldiğiniz zaman da connect'e bir sayfa yenile istersen.
Bağlanmıyor abi. Niye bağlanmıyor bilmiyorum. Okey, şu an seninle alakalı muhtemelen. Ctrl F5 yapıver herhalde belki. Öyle Reset yapıyorum gerekiyordur. abi. Tamam okey. Muhtemelen birçoğunuzda açılacak bu. Ron'u Wrapped Ron'a çeviriyorsunuz buradan. Aa tamam okey bak Jamirio şey demiş. MXC'de Ron token var. Direkt Ron token'ı da atabilirsiniz evet. Daha sonra bu Ron token'ı bu sekme üzerinden tekrar dön dashboard'a. Bak dashboard'da membership kısmından birinci maddedeki here sekmesine tıklayıp Ron'u Wrapped Ron'a çeviriyorsunuz. Daha sonra ikinci here'a tıklayıp tıkla istersen de soruya. İkinci here'a aynen. Buradan da oyunun içerisinde deposit etmeniz gerekiyor. İşte deposit the game diyorsun. Cüzdanı bağlıyorsun. Daha sonra burada sizin elinizde Wrapped Ron olduğunu hesaba katarak anlatıyorum. Yukarıda Berry var bak. Select Asset kısmı. Select Asset. En üstte. Heh. Oradan Wrapped Ron'u seçiyorsunuz. Tekrar deposit the game diyorsun. Cüzdanı bağladın. Burada elinizde Wrapped Ron'lardan 39 taneye ihtiyacınız var. 39 tane Wrapped Ron'u deposit ediyorsunuz. Daha sonra oyunun içerisine döndük. Play now diyorsun. Solda play now var. Nerede abi? Göre ha şuradan. Start game dedik. Şimdi burada sağ tarafta bakın ortada üstte mektup işareti var. Eğer buraya kadar işlemleri doğru yaptıysanız Wrapped Ron'larını sizin mektup şeklinde buraya gelmiş olacak. Oradan da kabul ediyorsunuz ve oyun içi hesabınıza geçmiş oluyor. Daha sonra Town'a dönelim. Hitas. Tüm bunları neye yaptığımızı anlatacağım bu arada. İndik aşağıda VIP yazıyor bak. VIP'ye tıklayarak biraz evvel hatırlarsınız 39 Wrapped Ron koymuştuk. Oradan da 39'u byte kısmından seçip onaylayıp VIP olmuş oluyorsunuz 3 aylığına. VIP olduktan sonra artık markette insanların sattığı, sizin almak istediğiniz ya da sizi satmak istediğiniz şeyleri secondary markette alıp satabilme hakkına sahip oluyorsunuz. Daha sonra da işte balı nereden çıkartacağız, bunu nereden çıkartacağız dediğiniz şeyleri secondary marketten, milletten satın alıyorsunuz. Genellikle de hesaplı oluyor fiyatı. İhtiyacınız neyse sağa sola koşturmadan 3 tane bala ihtiyacınız varsa hatta onu da nereden alacağınızı göstereyim. Markete git isterseniz. Sağ tarafta sağ. Şu değil mi abi? The Box Gallery. Evet. Ha, geri. Evet. The Box Gallery'ye gideceğiz. En yukarıya çıkacağız bu kez. En yukarıya. Yukarı yukarı. Merdivenden de çık. Çık 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 çık. Bak sağ tarafta buy diyor. Oraya tıkla. Tıklayamıyorum. Evet. Buradan mesela honey yaz. Bal alacağız. Bala ihtiyacımız var. Bak burada ikinci sırada gördünüz mü? Lazım olan size. View listing'te. Burada balı gördüğünüz gibi bakın 0.25 beriye satıyorlar tanesini. Adam mesela 30 kaç tane? 830 tane satıyor. Sen tıkladın üzerine diyelim. Buradan seçiyorsun. Bana 5 tane lazım. 5'e tık 5 yaz mesela. Gördüğünüz gibi bir beriye alıyorsunuz. Bir beriye 45 dakika bal beklemeden satın alabiliyorsunuz. Ama şu anda VIP değil diye hitap. İşte trust score'un yeterli değil diye sana bu secondary'den al satı yaptırmıyor. Ben bu şekilde lazım olan balı, işte lazım olan her neyse secondary marketten alıp göreve gittim ve yaptım. Böylelikle biraz evvel anlattığınız işte en zor göreve geldik görevini de yaklaşık olarak 3-5 dolara falan halledebiliyorsunuz. Çok iyi abi. En son kısma geliyorum. Yani bu şu ana kadar ne kadar harcadık? Şöyle söyleyeyim size. VIP olmak için 3 aylık en az bulabiliyorsunuz. 3 aylık VIP'nin karşılığı 40 RON, 39 RON. O da yaklaşık olarak 40 dolar falan ediyor.
40 dolar harcadınız. Onun dışında şu ana kadar hiç para harcamamıştık. Zaten son görev için de 5 dolar harcarsanız Mochaverse'ün ikinci görevini 45 dolarla bitirmiş oluyorsunuz. Ama artık elinizde bir 3 aylık VIP olduğu için üçüncü göreve geçtiğiniz zaman ihtiyacınız olan her şeyi secondary'den alsat yapabilecek durumda olmuş oluyorsunuz. Üçüncü görevde biraz evvel bahsettiğim işçilik görevleri girip sürekli olarak o işte sol tarafta biraz evvel yıldız sekmesiyle açtığımız görevleri yaparak level atlamaya çalışıyorsunuz ve totalde 25 level atlamış olmanız gerekiyor. Benim ekran paylaşımımı şu an ekrana yansıtabilir misin Sensat? Evet abi. O zaman ekranı paylaşayım ben. Tamam. Çok zormuş be. Ben şeyi merak ediyorum abi. Para yatırmadan kasmak isteyenler için beri nasıl kasılıyor peki? Valla beri bilmiyorum, hiç denemedim. Çok abartı arkadaşlar. Beri abartı derecede, bu arada fiyatını söyleyeyim size. Çok ucuz yani. Yani 10 dolar buraya atıp hiç kendinizi kanser etmeyin derim. Bana da mantıklı geldi ya. Sadece Ronin'in bir 40 dolar ödemesi var. 7 hesapla Beri multi yapacak arkadaş burada mı? 10 bin adet beri 10 dolar arkadaşlar. 1000 adet beri 1 dolar. Yani bir 10 dolar atılır diye düşünmekteyim. Ya VIP istemesi kötü olmuş ya. Bir daha kullanmayacağım bir şey 40 dolar vermek bilmiyorum. Şu an bana şey Bir şey geldi. söyleyeyim mi? Ben bu arada size başka bir bilgi vereyim. Bir saniye. Önemli bir bilgi vereceğim size. Kitaz, üçüncü şey, Mochaverse'ün sayfasını açabilir misin? Görevler kısmındaki. Bak, bu görevde bir geri gel. Üçüncü göreve 250 puan veren görevi açmanı istiyorum. Bir dakika. Şuradan geri çıkacağım herhalde. Geri gideceğim bir. Geri çıksan gelir. Evet, bak aşağıda 3, ona tıkla. Tıkla. Bakın, in aşağıya. Sayfayı Türkçeleştirebiliyor musun? Bakın, gereklilikler kısmında, tamam, önemli değil. Bakın, pikseller içerisindeki tüm beceri seviyelerinde 100 seviyesine ulaşmak gibi bir, bakın, gereksinim gibi bir sekme var. Bir de geriye dön, tekrardan sayfa olarak geriye dön. Bakın, şurada da Coming Soon yazan yeni görevler var. Burada muhtemelen bir sonraki görev, benim tahminim, şu anda 25 level atlamak ya, şu anda 3. görev. 4. görev muhtemelen 100 level'a ulaşmak totalde. Dolayısıyla bu oyunu oynamaya devam edeceğiz zaten. Onun için VIP ben çok boşa gitmiş bir ödeme gibi bakmıyorum. Ben bu Mookaverse'den maksimum ödülü alma gayesindeyim açıkçası. Şu Ronin Reaper çalışmadı. Benim canımı sıktı ya bir tık. Bu arada başka bir yoldan daha bahsedeyim. Ronin Bridge diye bir şey var. Ethereum Mainnet'ten başka cüzdandan transfer sağlayabiliyorsunuz. Ama gas fee yüksekken değil, gündüz yapmanızı tavsiye ederim bunu. O zaman Pixel'in de airdrop'unun geleceğini de söyleyeyim size. Pixel oyunun da token'ı çıkacak. Muhtemelen oyundaki level sistemine göre belli bir airdrop da alacaksınız. Dolayısıyla oyunu oynamaya devam etmenizi tavsiye ederim. Eğer sarıyorsa sizi, Pixel'e bence oynamaya devam edin derim. Çünkü muhtemelen 2 ay içerisinde, benim duyduğum kadarıyla 2 ay içerisinde token'ı geliyor Pixel'in. şimdi şey emir giriyorum abi tekrardan. Okey. Doğrulamayı yapıyorum. 100 milyon tane doğrulama var ya. Arkadaşlar, şu anda iki airdrop işlemini beraber yapıyorsunuz. Birincisi Mochaverse'ün Realm Points'leri muhtemelen airdrop'ta önemli olacak. Adamlar böyle bir etkinlik içerisinde Realm Points koyuyorlar reward olarak. İkincisi de Pixel'in airdrop'u level'la alakalı bir airdrop yapması muhtemel. Elbette ki
Mockaverse NFT'ye sahip olanlar, işte Pixels NFT'ye sahip olanlar ayrıcalıklı olacaktır. Bunu kabul etmek lazım. İşte bunu Memeland'de de gördük ama bunun dışında Mocha ID'niz varsa, işte Pixels tarafında level kasıyorsanız gerçekten iyi airdroplar alabilirsiniz. Bu etkinlikler bence gayet keyifli. Yani airdrop içinde yaptığımız işlemler içerisinde en keyiflileri diyebilirim hatta. Öyle. Kesinlikle öyle. Derviş inşallah hepsi olacak be. SLP Bakın herhalde Forconti de trafikte yazdı. kalmış. Forconti de yazdı. 2 ay içerisinde Pixel'in airdrop'u bekleniyor arkadaşlar. Buradaki level'larınız önemli yani. Vangwagon bookmark Hoodies'i nasıl ekliyorduk? Hoodies'in köyüne ışınlanma kısmını tekrardan göstereceğiz. Orada bookmark'ı bir daha gösterelim. Bir de şarap görevine tekrardan gideceğiz birazdan. Direkt Hulusi nasıl ekledi onu göstereyim kanka. Şuraya gel, tabelaya tıkla, bookmark'a bas. Oraya nasıl gideceğini bilmiyor olabilir. Sen bookmark'tan direkt gittin. Aha, okey. Aa, bu ne? Ne oldu? Bu ne? Yaratık var bir tane abi. Bir şey olmadı. Adamın karakteri o olsun. Ha, okey. Adamın peti o. Aa, pet de mi var oyunda? Geldi abi Geldi. runlar. Şeyler, Şimdi SLP'ler. swap de. Oradan maksimum de aynen. Rune çevirme tamamını ya. Tamam free de. Tamam, hepsini çevirmeyeyim mi runla? Tamam sorun değil ya çevireceksen de. Ronin'den de tekrar çeviririz. Sorun değil. 39 yetiyor aynen yaz. 39 yetiyor. Tamam, Epro gelsin abi. Geçen ay çıktı tanesi. 1500 dolar civarı. Güzel ticaret. Bir geri çık tekrar girsene de onu da herhalde. Hep o gelecek gibi davranmıyor pek. Tamam maksimum de ya maksimum de müsaade edecek mi bakayım şey. Hep o gelmiyor şu an bekleyelim. Petler ne işe yarıyor bu arada, biliyor musunuz? Orkonti biliyordur ben o kadar davranmadım. Petler yeni geldi. Okey. Bugün swapleyeceğiz herhalde bunları ya. İnşallah be. Ha hocam. Ulan Deutschland'ın da inscription daha hızlıydı be. Aha geldi. Activity'ye düştü herhalde. Bekle. Bekle biraz. Oldu herhalde. Pending'de şu an. Hitley bir soru. Şimdi para attık, hızlıca görev yaptık ama üçüncü görevi yapmak için yine kazmamız gerekecek. Kanka yapacak bir şey yok. Kasman gerekecek. Kasman gerekecek ama en azından orada işte bazı beceriler üzerinden bir şeyler kazanıyorsun. Kazandığını satabileceksin VIP olduğun için. Oradan gelen parayla da diğer becerileri geliştirebileceksin. Yani oradaki kısmı bu durum bayağı rahatlatıyor açıkçası. Ha oldu bak biraz. Tamam abi. Şimdi unwrap wrap yapacağım Şimdi herhalde. unwrap rap yapacaksın. Deposit mi diyordum? Ne yapıyordum? Aynen deposit diyeceksin ama öncesinde unwrap yapman lazım. Şeyde membership'te. Oradan ilk here'a tıkla. Evet burada senin cüzdanı biraz önce görmemiştim. İnşallah görür. Görmedim. Bir yenile. Hah geldi. Tamam. Account by selecting the Bruna set diyor. Şuna mı tıklıyorum abi, ikinci adamı? Hayır, şeyde aynen oraya tıkla. Tamam, deposit the Deposit game. game. Şimdi
Yukarıdan beri yazıyor ya en üstte. Yukarıda beri. Heh, onu aynen. Deposit game'de bir daha. Evet, deposit game'de. Biter. Yukarıdan. Yine mi? Ha, okey. Evet. Max'te. Submit'te. Bakın biraz evvel yaptığımız şeyi şu anda uygulamalı yapıyoruz. Onayla. Arkadaşlar zaten bakın ilk görev ücretsiz. İkinci görevin 8 görevin neredeyse 7'sini ücretsiz yaptık. 8.'yi de ücretsiz yapabilirsiniz ama biraz evvel size 45 dakikada 3 tane bal veriyor. 24 tane şarap için 72 tane bal gerekiyor anlattım. Ya burada belki VIP almanız devamlılık noktasında size lazım olacak zaten. Yarın pişman olmayın. Keşke alsaydım dün boşa zaman kaybettim diye düşünmeyin diye anlattık bunu. İn aşağıya İtaz. Bak orada Send Deposit'e tıkla. Okey şimdi oyuna dön. Play Now var solda. Şey peki abi beri depozit etmedik. Onu birazdan yaparız. Tamam. Şu VIP olayını bir çözelim. Hemen Şimdi dönüyorum. evet, tavla deniyorsun. Şimdi Marcos şimdi şeye geçeceğiz. Hudis'in köyüne tekrardan task götürecek bizi. Şu VIP olayını bir çözsün. Evet, ona tıkla. Aa mektubu almadık önce. Ah, mektubu alayım. Baydı. Şimdi inventörüne bak. Inventörü aç. Şu yukarıda okutan. Ha. Onu da adamın üzerine yedir. Evet. Tamam. Şimdi artık oldu. Şimdi önce Foodies köyüne bir gidelim seninle. Sonra da Beyler Beri'yi de bulabilirim. hiçbir şey hissetmedim bu arada. Yemesem de olurmuş yani. Tadı kötüydü. Şimdi. Bakın arkadaşlar buradan girdiğiniz zaman yukarıya doğru çıkıyoruz. Sağdaki makinenin üzerine tıklıyoruz. Bir bakayım tekrardan sayıya. 38.90. 38, 33. Aynen. Go diyoruz. Ve Udis köyüne geldik. Daha sonra şu tabelaya tıklıyoruz. Orada bir unbookmarking yap. Aynen. Yap bir. Bunu bookmark seçtiğiniz zaman artık nereden ışınlanacağınızı da gösterecek kitap size şimdi. Bir town atsın. Şimdi şu Lantern Bookmarks'a geliyoruz dostlar. Bir Burada town'a git. gideyim hemen town'a gelin. Şimdi Tekrar buna tekrardan tıklıyorum. oraya gitmesine gerek kalmadan bookmark'tan direkt gördüğünüz gibi gidebiliyor köye. Şimdi İtas bir daha Torun'a gidelim. Bir de Four Continent'in köyünü gösterelim. Orada da madenle alakalı 3 tane maden yan yana olduğu için zaman kazanabileceğiniz ve işte daha fazla bir tarla opsiyonu yaratabileceğiniz, ikinci bir tarla ekebileceğiniz. Atıyorum gittiğiniz zaman ne var? İşte orada ocak var mesela. İkinci bir ocak kullanabileceğiniz. Biri meşgulken çünkü bir işlem yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla iki köyü eş zamanlı kullanıp daha fazla level'ı daha hızlı bir şekilde atlayabilirsiniz. Four Continent'in köyü de 11.57. Burada da yine tabelaya geldiniz ve bookmark yaptınız. Artık bu köyde sizin rahatlıkla kullanabileceğiniz ikinci bir köyünüz aslında. Ağaç kesebilirsiniz. Tarlaya ekip biçebilirsiniz. Madenciliği eş zamanlı 3 madende birden yapabilirsiniz. Şimdi Beri'yi istersen yapalım İtaz. Dashboard'a geleceğiz yine. Bir şeye gittim abi tohumu. Dashboard Bakın biraz evvel İtaz 50 dolar attı. 40 dolara VIP aldı. Şimdi oyun içerisinde kullanabilmesi için Beri alacak biraz. Burada yine Ronin Bolt'a gel. Evet, swap de. Burada elimizde kaç tane var Ron? 6 var. Mesela bunun işte 5.7 falan 6 yap. 6 yap tamam çok sürat kesiyor zaten. Çevirdin. Swap dedin.
Şimdi exchange yazıyor. Exchange solda. Exchange'e gel solda. Bir bak cüzdana, veriler sweplenmiş mi? Bu arada ufak bir hatırlatma geçmek istiyorum dostlar. Yayının ikinci... Okey ya, RT'ler geliyorsa devam edelim mi abi? Evet, devam ya. Okey. Deposit the game diyorum. Cüzdanımı seçip yine. Çok pardon beyler, tarla ekiyordum. Vallahi tarla ekiyordum. Tık 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 ses gelmesin diye mikrofonu kapatmıştım, dedim de yarım bırakmayayım. Şimdi Evet. 6880 adet submit diyorum. Confirm dedim. VIP aldıktan sonra wine'ları satın almak mı mantıklı, üretmek mi? Sand deposit dedim. Ve play now diyorum dostlar. Mahsulün bol olsun Hitli. Eyvallah çiftçi. Tamam. Sağ olun. Şimdi markete gidelim abi istersen bir. Marketten lazım olan şeyleri alalım, ne dersin? Şimdi bu şarabın nerede yapıldığını bir göster önce İtas bence. Şimdi o çok fazla soruldu çünkü. Ürünleri almasa mıydık? Kaç adet olduğunu hatırlamıyorum ya. 576 adet. Neyse, gidelim. Hiç. Gidelim, gidelim, hadi gidelim. Hadi, hadi, hadi. Yanlış alırım sonra ben. Kendimi biliyorum. Yener, marketten almadan yapabiliyorsun. Sadece burada sıkıntılı olan şey şu. Bal için ara alman gerekiyor. 1.000 tane beri harcaman gerekiyor. Yani 1.000 beriyi birleştirip ara alman da zaman alıyor. Arıyı aldıktan sonra 45 dakikada sadece 3 tane bal veriyor. Bunu şimdi İtas gösterecek. Görevde kaç tane bal istediğini size. Bakın Beyler. görevde... Tabii, o da doğru. Halil, şimdi yarım saat yapacağım bunları. Aa. Aynen. Sarmadı bu iş ya beyler. Otoclicker'ı koyayım da akrilim Arkadaşlar tıklasın. bu bir şey söyleyeceğim. Hayır. Bu expleri almanız gerekiyor zaten. Üçüncü görevde seviye için bu expire ihtiyacınız var. Şaraplarda çok güzel level atlanıyor arkadaşlar. Bunu da 110 XP veriyor gayet iyi ya. Drone'ları rep nasıl yapacaktık diyor Symbiotic bir. Şeyden dashboard kısmından membership diyorsun. Orada here diye bir buton var birinci sırada. O siteye tıklayıp cüzdana bağlıyorsun. Ha önce SLP sendeki değil mi? Ronin Wallet'ın içerisinden SLP'yi önce Ron'a çeviriyorsun. Daha sonra o bahsettiğim membership kısmından Ron'u Wrapped Ron'a çevirip oyun içerisine ekle diyorsun. Ha, Ron yaptıysan okey tamam. O zaman o direkt dashboard'dan membership kısmından tıkla. Oradan wrap'ı da çevirip oyun içerisine ekle. İtaz bunu bir aşağı al, kapat bunu bir. Şu yıldıza gel bakayım mesela kaçıncı yıl level'dasın? Bir sürü şey yaptın. Level atlamış mısın? Soldaki yıldız. Mesela bak orada ne var? Bir var. İkinci görev. 2, 3, 3 mü şu an? Bir de aşağıda bir tane var. 4. Şarap işareti var. 4. Mesela şu an Hitas sen 4 level atlamışsın. Toplam 25 level atlaman lazım. Aa, Sen bu çok şarapları iyi. yaparken 5 level falan olacaksın bu şarap görevini yaparken. Yani toplamda 9-10 level'a çıkmış olacaksın. Çok iyi abi. Ben madenciliği merak ediyorum ya. Oradan bir şey geliyor mu abi? Para kazanabileceğimiz, yani birimleri kazanabileceğimiz XP falan. Var. Benim şeye geçelim. Ekran paylaşayım bir dakika. Okey. Bu
Verdin mi? Verdim şimdi ekrana. Tamam, mesela benim burada bookmarklarda madencilikle alakalı. Burayı daha önce kaydetmiştim. Onun için madenim var. Şurada hazır durumda şu an. Hatta şeye gideyim bir. Simbiyotik 39 tane Veyron'a ihtiyacım var. Şuradan Mike. Geliyorsunuz markete. Bakın buraya tıkladınız. Şuradan drill alıyorsunuz. 500 beriye drill alıyorsunuz. Drill aldıktan sonra gelip herhangi bir madene o drill'i aynı şuradaki baltayı taşıdığınız gibi taşıyorsunuz. Bakın ben daha önce taşıdığım için şu anda madenleri alıyorum. Şu an tekrar gönderdim bakın. Yaklaşık olarak 1,5 saat hatta. Tam 1,5 saat sürüyor. Ve her seferinde bana buradan bakın maden veriyor, gördünüz mü? Mesela bu madenleri gidip şurada madencilikle alakalı görev şu. Burada level atlamanızı sağlıyor. Bunları her yaptığınızda. Mesela gidip Forconti'nin köyünden şuradan Forconti'nin köyü burası. Buraya geliyorsunuz. Biraz odun atıyorsunuz. Daha sonra yine burada bakın 9 ek alabileceğiniz o demin çıkan şeylerle beraber burada madencilik yapıyorsunuz. O madeni oradan alıp burada işleyip iki türlü de level almış oluyorsunuz. Bu seviyelerinizi arttırmaya çalışıyorsunuz. Onun dışında ben geliyorum mesela burada. Hem bakın Forconti'nin köyüne geldim burada. Ha, ekmiştim burada, pardon. En son buraya ekmişim. Bakayım 47 dakikası var. Şeye geçelim. Hudis'in köyüne geçelim. Burada ne durumdayız? Buradakileri en son toplamıştım. Bakın burada geldim. Bu şekilde ekiyorum. Bu tohum farklı bir tohum. Level'la beraber artık açılıyor daha büyük ekstra tohumlar. Bunu ektim. Peki bu topladığımız şeyleri satıyor muyuz abi markette? Beri kazanmak evet. için par. Evet. Satabiliyorsunuz. Çok iyi o zaman. Ve bu şekilde zaten oyun içi ekonomi dönüyor aslında. Ya bizim yaptığımız şu anda biraz sadece bir 50 dolarla hem trade'e açılmak hem de kafamızı biraz rahatlatmak. Başlangıçtaki o sancılı süreçte. Daha sonrasında buradan çıkanları götürüp secondary markete satıyorsunuz. Bakın şu anda bunlar 59 dakika sürecek. Geldim burada. İşlem yapmıştım en son. Şimdi tekrardan işlem başlattım. İşte döndüm. Burada yine Hoodies'in kendi köyü içerisinde. Bakın ağaç kestim. Bu işçiliği arttırmaya çalışıyorum. Döndüm. Bakın enerjim biraz azalmış. Ne var elimde yiyebileceğim mesela? Hop beril var. Bununla enerjimi arttırabilirim. Ya da farklı yiyeceklerle. Yine köyün içerisindeki eve girip şey yaptım. Sallıyorum tamam. Bunları birden fazla köyde yaparsanız eş zamanlı çoğu yerde level atlama şansına sahip oluyorsunuz. Bunu attım, yaktım. Geldim buraya. 50 dolar verip belediyeden pazar tahtası alıyoruz demiş. O ne ya? Buraya geldim. Kirmeye bir şeyler koydum. Diğer ektiğim köyler var mesela. Gittim buraya. Bakın bunlar çıkmış, gördünüz mü? Bunları geldim topladım. Ya bir yerden sonra inanılmaz gerçekten keyifli bir hale geliyor bu iş.
Mokaverse'ün atıyorum önümüzdeki hafta dördüncü görev geldiği zaman muhtemelen o görevi yapmış olacaksınız. Yani o görevin şartlarını sağlamış olacaksınız eğer bu şekilde oyun oynamaya devam ederseniz. Fenaymış harbiden oyun ya, çok tatlı. Yine geldim. Bakın şurada bir köy daha var benim ekim yaptığım. Muhtemelen bu da çıktı. Toplayamamıştım. Bakın gördünüz mü burada. Tohumu nereden alıyorsunuz? Tohumu marketten alıyorsunuz arkadaşlar. Tohumu zaten başka alabileceğiniz bir yer yok yani. Bakın bu hatta size şimdi bunun ekonomisiyle alakalı nasıl kâr ettirdiğini de göstereyim. O ekonomi 101 beyler. Ekonomiyle alakalı kısmı konuşalım da. Şunu bak sulamamışım. Çıkmamış gördünüz mü? Araya tırma kısmı ile alakalı zaten bu YouTube videosu olarak eklenecek arkadaşlar buraya. İşte Hoodies'in YouTube kanalına. Bir iki gün içerisinde herhalde değil mi İhtiyaç? Yarın yetiştirmeye çalışırım abi de zorlarım bir tık şansımı. Bakın tohumu buradan alıyorsunuz. Mesela benim elimdeki tohum, yani şunu söyleyeyim. Butter, berry, seeds gördüğünüz gibi bir berry'den alınıyor bir berry. Buraya geldiniz. Bakın pop berry çıkıyor oradan da. 5 beriden satılıyor gördünüz mü? Yani siz buraya gün içerisinde atıyorum 5 dolarlık bir beri alıp bunu tarımını yaptığınız zaman enerjiniz de tabii ki önemli. Gelip burada 25 dolara direkt alıcı bulabiliyorsunuz. Yani burada oyun içi ekonomi aslında böyle dönüyor. İnsanlar nasıl kazanıyor dersiniz? Böyle kazanıyor yani. Evet 38.93 şurada İstin Köyü. Hamam olayını da göstereyim hazır girmişken. Bakın şu ışınlanma yerinin olduğu yerin hemen sağ tarafında sauna var. Buraya giriyorsunuz. Burada beklediğiniz süre içerisinde enerjiniz daha hızlı doluyor. Yukarısı da VIP olanlara açık. Buradaki kazancınız çok daha fazla tabii ki. Gördünüz mü mesela bu şarj istasyonu diyor işte 400 enerji kazandırıyor falan filan gibi bir ibare var. Burada da normal herhangi bir ödeme yapıp da VIP olmadıysanız burada enerjiniz daha hızlı doluyor. Bu şekilde sauna tarafı, hamam tarafı da bu şekilde. Galericiler, pırlantacılar, herkes içeride. Gördüm ya. Şurası zaten haritasının başından beri gösterdiği harita. Ne arıyorsanız burada arayacaksınız. Ya da başka da gösterecek bir şey yok. Burada oyunla alakalı. Gayet güzel abi. Ben şu mesela diğer tohumu 5 level'a geldiğiniz zaman alabildiğiniz benim biraz evvel ektiğim yani 1 dakikada değil de 1 saatte çıkan mesela tohuma bakayım. Fiyatı bakın ben Grain Bow Seeds aldım. 3 beriden aldım Grain Bow. Şimdi oradan çıkan tohum fiyatına bakacağız. Bu da her dakika takip edemem dediğiniz zaman en azından 1 saatte bir takip edeceğiz. Bakın 3 beriden almışım. 8 beriden satılıyor. Gördünüz mü? Yani buradan da bir 5 beri kazanç bırakıyor bu da. En azından saatte bir kontrol ediyorsunuz. Hani bunu da dediğim gibi birden fazla tarla kullanabilirsiniz. Bakın benim bookmarkımda 4 tane tarla var. 11.57 Forkontinin tarlası. Gidiyorum. Forkontinin tarlasına ekiyorum. Bakın burada kalmış 40 dakika. Dönüyorum. Eklediğim başka tarlalar da var. Gidiyorum.
eş zamanlı buralara da ekiyorum. Mesela şu anda demin topladım, buraya ekmedim. Hızlıca ekim işlerini yapıyorum. Ki bir saatte bir tarladan kazanç elde edeceğimi, 4-5 tarladan eş zamanlı bu süreyi başlatıp bir saat içerisinde en azından 5 katı mahsul alabileceğim şekilde uğraşıyorum. Tabii ama bakın, dikkatli bakın, sol taraftaki enerjim ne kadar hızlı azalıyor. Yani burada enerji kısmı da dengeli kullanmanız gereken bir şey. Öyle enerjiniz sınırsız değil. Sabahtan akşama kadar tarla ekip biçip öyle parayı katlama gibi bir durum söz konusu değil enerjiden dolayı. Seninki bitecek bile abi. Seninki bitecek bile, aynen öyle. Enerjiyle Enerji. alakalı da şunu söyleyeyim. En hızlı enerji benim gördüğüm kadarıyla diyeyim. En hızlı enerji doldurma yöntemi fiyat performans olarak tarlayı bile multiliyor oğlum. Ben neyi multiledim de tarlayı bile yazıyorum. Bakın şurada enerji çiçeği 250 beriye satılıyor. 50 enerji barını 50 kadar dolduruyor. 250'den satılıyor bakın. 250'den satılıyor. Ben gündüz buradan aldım mesela. Hata etmişim. Bakın burada insanlar 130'dan satıyor. Aynı şey. Bakın 50. Gördünüz mü? 50 enerji veriyor ve yarı fiyatına. Yani insanlar bunları bir yerden çıkartıyor ya da satıyor. Bilmiyorum nasıl satıyor. Yarı fiyatına satıyorlar. Secondary marketten almak çok daha mantıklı. Mesela 10 tanesi, şu an 5 tane alalım. Döndüm. Bakın bunu aldım. Üzerime getirdim. Bana dikkat edin bakın. 119, 169, 50, 50, 50 arttırıyorum buradan enerjimi. Çok iyi. Bu şekilde enerjimi arttırabiliyorum. Benim gördüğüm fiyat performans olarak en iyisi bu gibi. Ben oynamaya devam edeceğim dediğim gibi. Yani şu anda Vokaverse tarafında hani son görevde dahil olmak üzere tamamını bitirmiş durumdayım ama oynamaya devam edeceğim oyunu. Hem yeni görevler için hem de herkesin bildiği artık sır olmayan Pixels airdropundan yararlanabilmek için. Dostlar birçok şeyi anlattığımızı düşünüyorum. Buradan sonra geri kalan klasik şeyler artık. Odun kesme, maden eritme vesaire. Dilerseniz burada yayına bir nokta koyalım. Şey, bir soru gelmiş bak mesela. Onu söyledim biraz önce, laf arasında kaynamasın. Bay Krypton dediği. 11.57'ye ben ektiysem sen ekemiyorsun diye bir şey yok. Herkesin haritasında her şey sıfırdan görünüyor. Dolayısıyla işte mesela Hoodies'in tarlasının 38.93 dedik. 38.93 Hoodies'in tarlası. İşte 11.57 Forcont'in tarlası. Bu iki tarlaya da ekebilirsiniz. Birinin ekmesi biçmesi size alakadar etmiyor. Onlar sizin ürünlerinizi de toplayamaz bir başkası. Göremez bile. O tarlaya birisi ektiyse siz de ekebilirsiniz. Herkes de o tamamen tertemiz, dokunulmamış şekilde gözüküyor. Yani Samet. Samet Canan, Canan mı bilmiyorum. Bir nickname görüyorum. 200 kişi başladık, 70 kişi kaldık diye. Hak edenler güzel ödül alacak diye düşünüyorum. Zaman Kesinlikle harcayanlar. öyle. Kesinlikle öyle. Kapatmadan... Biraz da muhabbet ederiz o zaman. Tabii ki. Sen muhabbetin... Eyvallah beyler, bu muhabbete olan isteğiniz harbi göz yaşarttı. Sen muhabbetin başını kaçırdın abi, güzel kısmını. Özür dilerim. Başta yayında Stagnate Airdrop'un nasıl yıkacağımızı konuştuk. İşte Samet Çok abi yap. yavaş yaz şeklinde mi konuştunuz? Evet, yani ömrümüz vefa ederse claimleyip satmaya abi yapacağız bir şeyler. Güçlü priz DC DC diyor. Geldi geldi adam geldi, uykudan kalkıp geldi diyenler var senin için abi. Ben Chat harbi ya. bir minik içim geçmiş, uyumuşum.